Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde ofisimize gelen, hatta şöyle yanımda görmüş olduğunuz şık kutu içerisinde ofisimize gelen ve 25 5G'nin incelemesini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar halihazırda bir devam etmekte olan Dünya Kupası mevcut. Bu karşılaşmalar Katar'da gerçekleşiyor. Tabii Türkiye'ye katılamadığı için bizlerin çok fazla dikkatini çekmedi diyebiliriz ama illaki futbol tutkunları bu turnuvayı sıkı sıkıya takip ediyorlardır arkadaşlar. Vivo'da Katar'da gerçekleşmekte olan bu Dünya Kupası'nın ana sponsorlarından bir tanesi aslında. Bu yüzden de bize telefonu böyle şık bir kutu içerisinde göndermişlerdi. Şimdi gelelim arkadaşlar V25'in bizlere ne gibi özellikler sunduğuna. İlk olarak telefonun tasarımıyla başlayacağız ama ben tasarıma geçmeden önce şu kutu içerisinden çıkanları sizlere bir göstermek, bir saymak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz artık son dönemde hani zaten kulaklık falan çıkmıyordu, buna alışmıştık. Bazı üreticiler telefonun kutu içerisinden şarj adaptörünü de çıkarmışlardı. Fakat Vivo bunların hepsini bu cihazın içerisinde bizlere sunuyor. Şöyle bir silikon kılıfımız var. Biliyorsunuz artık silikon kılıflar genel olarak standart olmaya başladı. Neden? Çünkü hani bir telefon aldığınız zaman ona uygun kılıfı bulmak çok da kolay olmayabiliyor. Model çeşitliliği, model yelpazesi çok fazla. Bu sebepten ötürü ne yapıyor arkadaşlar? Üreticiler genel olarak silikon kılıfı kutu içerisine yerleştiriyorlar. Şöyle tip C şarj kablomuz var ki dediğim gibi artık son dönemde kutudan çıkan tek şey bu şarj kablosu olmaya başladı. Ama Vivo biraz daha bizlere zengin bir kutu içeriği sunmuş. Şurada bir adet dönüştürücümüz var arkadaşlar. Bu cihazda 3.5 milimlik kulaklık jack'ı yer almadığı için Vivo bu dönüştürücüyü telefon içerisinde, kutu içerisinde bizlere sunmuş. Bu güzel bir şey. Ve burada bir adet kulaklığımız var arkadaşlar. Kablolu bir kulaklık. Malum artık telefon kutularında kulaklık göremiyoruz. Vivo'nun böyle bir jest yapması güzel olmuş bizler için. Ve tabii ki burada da 44 wattlık hızlı şarj adaptörümüz bulunuyor. Yani kutu içeriğine baktığımız zaman rakiplerine nazaran Vivo'nun bizlere oldukça zengin bir içerik sunduğunu söyleyebiliriz. Yani adamlar şu dönüştürücüye kadar düşünmüşler arkadaşlar ki bunu sizlere sunmaya da bilirlerdi ama Vivo bu dönüştürücüyü dahi kutu içeriğine dahil etmiş. Bence bu güzel bir şey. Evet, kutu içeriğimiz gayet zengin. Bunu neden gösterdim? Çünkü çok sık soruluyor. Artık insanlar kutu içerisinden yani kulaklık çıkmadığını zaten biliyorlar. Hani kulaklık sormuyorlar. Diyorlar ki işte abi içerisinden şarj adaptörü çıkıyor mu? Şarj kablosu çıkıyor mu? Bu yüzden biz de kutu içeriğini bir göstermiş olalım dedik. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir kutu içeriğimiz var. Şarj adaptöründen tutun da şarj kablosu, kulaklık ve hatta kulaklık dönüştürücüsüne kadar her şeyi Vivo kutu içeriğine dahil etmiş diyelim ve gelelim telefonumuzun tasarımına arkadaşlar. Vivo son dönemde kendisine has bir tasarım çizgisi edindi zaten. Bu tasarım çizgisindeki en önemli etkenlerden bir tanesi arkadaşlar bu V serisinde renk değiştirme olayı. Biliyorsunuz bu yılın başlarında Vivo buna benzer bir model daha çıkarmıştı. O modelin incelemesini de yapmıştık biz. Ne oluyordu arkadaşlar? Telefonun arka tarafındaki renk paleti değişiyordu ışığa tuttuğumuzda. Aynı durum V25 modelinde de mevcut. Buna birazdan geleceğim zaten. Dilerseniz ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla incelememize başlamış olalım. Cihaz arkadaşlar kare hatlara sahip. Yani keskin hatlarla karşımıza çıkıyor. Oval bir tasarım söz konusu değil. Zaten son döneme baktığımızda genel olarak çıkan telefonların böyle keskin hatlarla karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada Vivo'da trende uymuş ve kare kesimle, yani daha doğrusu böyle keskin hatlarla karşımıza çıkan tasarım çizgisine imza atmış. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonunun olduğunu görüyorsunuz. Sol tarafta hiçbir giriş ya da çıkış bulunmuyor. Cihazın alt tarafında ise arkadaşlar tip C yuvamız ve SIM kart yuvamız yer alıyor. Az önce de bahsettiğim üzere bu cihazda 3.5 milimlik kulaklık girişi yok. Fakat çeviriciyi Vivo kutu içerisine dahil etmiş. O yüzden herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır. Cihazın tasarımından devam edelim arkadaşlar. Telefonun arka yüzünü çevirdiğimizde karşımıza burada
büyük bir kamera adası çıkıyor. Bu kamera adası içerisinde 3 farklı mercek olduğunu görüyoruz ve bunlara bir tane de flash ışığı eşlik ediyor. Alt tarafta da Vivo yazısı göze çarpıyor arkadaşlar. Bize gelen renk arkadaşlar gün doğumu ışıltısı olarak geçiyor. Bu rengin hayli çekici olduğunu söyleyebilirim. Altına benziyor ama tabii ışık altında renk değiştirdiği için tamamen farklı bir görünüme de kavuşuyor. Böyle biraz daha kroma falan dönüşüyor. Gerçekten çok tatlı bir rengi oluyor. Telefondaki bu gün doğumu ışıltısı renginin çok hoş durduğunu sizlere söyleyebiliriz. Evet, tasarımdan devam edelim. Ekrana değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar gayet geniş bir ekran karşılıyor bizleri. Ekran gövde oranının %84.7 civarında olduğunu söyleyebiliriz ki burada Vivo çerçeveleri olabildiğince ince tutmuş. Damla çentik tasarımıyla geliyor telefon. Yan çerçeveler üst çerçeve ile aynı kalınlığa sahip. Alt çerçeve ise bir tık daha kalın ama bu gözü fazla rahatsız etmiyor arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımızda ekran gövde oranının oldukça başarılı bir şekilde ayarlandığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada telefonun ekran türü vesaire de önemli. Hemen onlara da değinelim arkadaşlar. Karşımızda 6.44 inçlik AMOLED bir panel bulunuyor. Bu panelin çözünürlüğü 1080x2404 piksel arkadaşlar ve 409 ppi piksel derinliğine sahip bu AMOLED ekran. Bizlere 90 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuyor ve maksimum parlaklığı da 1300 nits. Doğal olarak bu cihazı güneş altında vesaire kullanırken böyle hani ekranı görmüyorum gibi bir şikayetiniz de söz konusu olmuyor arkadaşlar. Çok parlak bir ışığın altında da, yani güneş ışığının altında dahi cihazın ekranını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu neden önemli? Örneğin parlaklık seviyesi düşük bir ekran olduğunda, özellikle güneş ışığı altında arkadaşlar, ekranınız neredeyse görünmüyor. Dolayısıyla burada Vivo'nun ekran parlaklığını yüksek tutması gerçekten önemli bir etken diyebiliriz. Telefonun ağırlığı da 186 gram ki burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Genel olarak bu segmentte benzer özelliklere sahip telefonlar 200 gram civarında ağırlıklara sahip oluyorlar. Yani 200-210 gram arasında bir ağırlığa sahip oluyorlar. Dolayısıyla onlarla kıyasladığımızda Vivo V25'in daha hafif bir yapıda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu neden önemli arkadaşlar? Telefonla uzun süreler konuşuyorsanız ya da telefonla uzun süreler oyun oynuyorsanız, sosyal medyada geziniyorsanız bir süre sonra bu ağırlık elinizi rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle telefonla konuşurken bunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Dolayısıyla burada hani 10 gram, 15 gram size böyle önemsiz ağırlıklar gibi gelebilir. Lakin dediğim gibi uzun süreli kullanımlarda bu ağırlık farklarını bile derin bir şekilde hissediyorsunuz. Dolayısıyla 186 gram gibi bir ağırlığa yer vermesi, daha doğrusu bu ağırlığa inmesi biz kullanıcılar açısından olumlu bir hamle olmuş diyebiliriz. Evet, genel itibariyle baktığımız zaman telefon tasarım açısından gayet başarılı arkadaşlar. Yani tutuş hissiyatı olsun, kullanımı olsun gayet güzel. Şu var, biraz arka taraf kaygan gibi duruyor. Lakin bunu da kılıfla kullanacağınız için size büyük bir sorun yaratacağını, büyük bir sorun teşkil edeceğini ben düşünmüyorum. Ama genel anlamda baktığımız zaman telefonun tasarımı olsun, görüntüsü olsun gayet şık, gayet göze hoş geliyor. Dolayısıyla cihaz tasarım anlamında rakiplerinden bir tık önde diyebiliriz. Şimdi tasarımdan bahsettiğimize göre sıra geldi cihazımızın teknik özelliklerine arkadaşlar. Bu cihazda arkadaşlar MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Dimensity 900 yonga setine yer vermiş. Bu yonga seti 5G destekli bir yonga seti. Zaten cihazın ismi de Vivo V25 5G olarak geçiyor. Burada 5G'ye yer vermiş olmaları önemli. Neden? Halihazırda Türkiye'de 5G olmayabilir arkadaşlar. Ama önümüzdeki yıl, yani 2023 yılında birçok operatörün birçok şehirde 5G hizmeti sunmaya başlaması bekleniyor. Belki bu 2023'ün sonlarına sarkacaktır ama sonuçta bir şekilde biz 5G'ye geçeceğiz ki bir telefonu aldığınız zaman 3-4 sene kullanmanız makul bir süre diyebiliriz. Dolayısıyla şimdiden 5G'li bir telefon almak sizin için artı bir nokta olacaktır. Şimdi yonga setinden devam edelim. Bu yonga seti arkadaşlar 6 nanometrelik bir yonga seti. Dolayısıyla türevlerine göre daha az ısınıyor ve daha az güç tüketiyor. Bu da biz kullanıcılar açısından önemli bir etken. Telefonda 8 GB RAM var. Tam 256 GB'da dahili depolama alanı var arkadaşlar. Burada RAM için ayrı bir parantez açacağım. Biliyorsunuz son dönemde artık sanal RAM trend olan bir özellik haline geldi. Dolayısıyla Vivo burada
sanal RAM özelliğini de kullanıyor. Eğer dilerseniz cihazın RAM kapasitesini 16 GB'a yükseltebiliyorsunuz. Sanal RAM'le hemen ufak bir parantez açıp sizlere söyleyeyim. Sanal RAM arkadaşlar cihazın dahili depolama alanının bir kısmını RAM olarak kullanmamıza imkan sunuyor. Bu sayede cihazımızın RAM miktarı da arttırılmış oluyor. Burada dediğim gibi 8 GB cihazın zaten kendi RAM'i var. 1 artı 8 GB da dahili depolamadan alabiliyoruz ve toplamda 16 GB RAM'e ulaşabiliyor bu cihaz arkadaşlar. Teknik özelliklerden değinmişken şundan da bahsedelim son olarak. Bu cihazda arkadaşlar Android 13 var. Yani şu anda biz telefonu açtığımızda Android 13 kurulu bir şekilde geldi. Tabii ki burada Vivo'nun gayet başarılı bir arayüzünü de es geçmemek gerekiyor. Funtouch var biliyorsunuz. Bunun 12 versiyonu yüklü. Yani Funtouch 12 yüklü bu cihazda ve bu işletim sisteminin de bu arayüzünde gayet başarılı olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki bu şartlar altında bizlere nasıl bir performans sunuyor? Biz bu telefonla Call of Duty Mobile oynadık ve genel itibariyle Call of Duty Mobile oynarken oynadığımız süre boyunca herhangi bir ısınma, donma, kasma gibi bir sorunla karşılaşmadık. Yani telefonu bu şekilde kullandığınızda dahi, yani herhangi bir kılıf vesaire takmadığınızda dahi telefonu rahat bir şekilde saatlerce kullanabiliyorsunuz. Yani saatlerce oyun oynasanız dahi elinizi ısındırarak rahatsız edecek bir durum söz konusu olmuyor. Zaten burada Vivo özel bir soğutma sistemine yer vermiş. Dolayısıyla cihaz kendisini çok verimli bir şekilde soğutuyor ve ısı yayılımını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği için belli noktalarda yoğun bir şekilde ısı ya da sıcaklık hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki bu cihazda 2-3 saat oyun oynadınız. Ya elim çok rahatsız oldu. Arkada tutarken elimi rahatsızlık veren bir sıcaklık var. Telefonda donma oluyor, oyundan düşüyorum, kasma oluyor gibi şikayetleriniz olmayacaktır. Biz mesela Call of Duty Mobile'ı bizim Alperen bayağı iyi oynuyor ki 1-1,5 saat bir test yaptı bunda. Ve bu süre boyunca da cihazda öyle bir ısınma vesaire gerçekleştiğini görmedik. Gayet başarılı bir oyun performansı sunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, telefon genel itibariyle teknik özellikler bakımından üst segment cihazlarla yarışabilecek seviyede. Fiyatının aksine, ki birazdan fiyatından da bahsedeceğiz, gerçekten uygun bir etikete sahip. Yani bu özelliklere göre kıyasladığımızda bu cihazın fiyatının biz aslında daha yüksek olmasını bekliyorduk. Fakat Vivo bizleri de şaşırtarak biraz daha düşük bir etiket açıkladı. Birazdan bu etikete de değineceğiz arkadaşlar. Genel itibariyle telefonun güç ve teknik özellikler bakımından beklentinizi karşılayacak bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar size. Örneğin şu cihazı alıp da herhangi bir uygulama mağazasından Google Play olsun, Huawei App Gallery olsun ya da Apple App Store olsun bu uygulama mağazalarından indirip en yüksek ayarlarda oynayamayacağınız herhangi bir oyun bulunmuyor arkadaşlar. Telefonu en çok zorlayacak oyunları dahi indirip en yüksek ayarlarda rahat bir şekilde ısınma, donma, kasma olmadan oynayabiliyorsunuz ki zaten bir oyuncu için en önemli kriterlerden bir tanesi de bu. Şimdi gelelim kamera özelliklerine arkadaşlar. Biliyorsunuz artık günümüzde cep telefonu alırken, akıllı telefon alırken baktığımız en önemli şeylerden bir tanesi ne? Tabii ki kamera. Vivo burada arkadaşlar 3 adet kameraya yer vermiş. Bu kameralardan birincisi 64 megapiksellik bir geniş açılı ana kamera. F1.8 diyafram aralığına sahip. Diğer arkadaşlar 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera ve son olarak da 2 megapiksellik makro kameramız bulunuyor. Bu kamera kurulumuyla 4K çözünürlükte 30 FPS videolar çekebildiğinizi de hatırlatalım. Ön tarafa geldiğimizde de bir 50 megapiksellik geniş açılı kameramız var ki bu da yine HDR desteğine sahip bir selfie kamerası. 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz bu kamerayla da. Hem ön olsun hem arka kamera olsun beklentilerimizi karşılayacak özelliklerle gelmiş durumda. Bunu sizlere rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Vivo V25 ile çektiğimiz fotoğraflar ve videolarıyla baş başa bırakalım. Bakalım telefon beklentilerinizi ne derece karşılıyor?
herkese selam. Şu an beni Vivo V25'in ön kamerasından duyuyorsunuz. Gün ışığı tam karşımdan vuruyor. Arkama döndüğümde ise ters ışıktaki performansı bu şekilde. Hava biraz rüzgarlı. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Biraz da hareket ediyorum. Biraz zoomladığım zaman da bu şekilde görünüyor. 2x'e kadar ön kamerada zoom performansı gerçekleştirebiliyorum. Şimdi de arka kameradayız. Ben birazcık hareket ediyorum. Hareket ettiğimdeki performansı bu şekilde görünüyor. Hava biraz rüzgarlı dediğim gibi. Ses nasıl geliyor umarım iyi bir şekilde iletiliyordur. Zoomlayabiliyoruz. Zoomladığımız zaman performansına bakalım. Evet, şu an yakınlaştırıyor. Sanırım 10x'e kadar zoom yapacak. Evet, 10x'deki performansımız bu şekilde görünüyor. Sizler nasıl buldunuz? Burada bir martı vardı. Martıyı yakalamaya çalışıyorum ama olmadı. Bu şekilde görünüyor. Ben özellikle telefonun selfie kamerasını beğendim arkadaşlar. Yani selfie tarafında genele baktığımızda çözünürlükler daha düşüktür. Ama burada Vivo çözünürlüğü biraz daha yükseltmiş ve gerçekten çok güzel selfie'ler çekebiliyorsunuz. Telefonun gece çekim performansı da çok iyi. Yani özellikle bu seviyedeki, bu fiyat seviyesindeki telefonlarla kıyasladığımızda Vivo V25'in rakiplerinden daha iyi bir performans sunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Zaten önümüzdeki süreçte bir karşılaştırma videosu da çekmeye çalışacağız. Hangi telefon daha iyi bir kamera performansına sahip, bu videolarda sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet, genel itibariyle telefonun kamera özellikleri bu şekilde. Şimdi gelelim bizler için bir diğer önemli kriter olan batarya tarafına arkadaşlar. Vivo bu cihazda arkadaşlar 4500 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş ve 44 Watt'lık hızlı şarj ile destekleniyor bu batarya. Genel itibariyle baktığımız zaman yarım saat içerisinde falan arkadaşlar, yani telefonu şarja taktıktan sonra yarım saat içerisinde %60-65 civarında doluyor piliniz ki bence bu önemli bir özellik. Niye? Çünkü artık günümüzde telefonları şarj etmek gündelik bir rutin haline geldi. Evden acil çıkmanız gerekebiliyor. Bakıyorsunuz telefonunuzun şarjı yok. Kısa süre içerisinde telefonun yüksek oranlarda şarj olması sizin için kurtarıcı bir hamle oluyor arkadaşlar. Artık herkes cep telefonuyla yaşıyor diyebiliriz. Yani evde olsanız dahi sürekli telefon elinizde, sosyal medyadasınız, oyun oynuyorsunuz ya da başka şeyler yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada telefonunuzun şarjı sürekli hızlı bir şekilde düşebilir. O anda acilen evden çıkmanız gerekebilir. Birkaç dakika içerisinde o günü çıkaracak şarj seviyesine ulaşması telefonun gerçekten kullanıcılar açısından kurtarıcı bir hamle oluyor. Evet, telefon hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Genele baktığımız zaman cihaz rakiplerinden üstün olan özelliklere sahip ki az önce de belirttiğim üzere bu fiyat segmentinde, ki bu cihazın fiyatı arkadaşlar 14.000 Türk lirası, bu fiyatlara alabileceğiniz en iyi cihazlardan birisi Vivo V25 diyebiliriz sizlere ki şuradaki tasarımsal özelliği saf dışı bırakarak konuşuyoruz. Burada tamamen teknik özellikler ve tasarım anlamında konuştuk ki az önce de belirttiğimiz üzere bu cihazın renk değiştirebilme tarzında bir özelliği de mevcut. Bunu da hesaba kattığımızda gerçek anlamda, hani kutu içeriğine falan da baktığımızda, bu fiyata alabileceğiniz en iyi cihazlardan birinin Vivo V25 5G olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Artık ne yazık ki 14-15 bin liralara biz uygun fiyatlı telefonlar demek zorundayız. Çünkü şu anda giriş segmentine hitap eden cihazlar dahi 8.000-10.000 Türk lirası bandından satışa çıkıyor. Böyle bir ortamda bu tarz özelliklere sahip bir cihazın 14-15 bin liralara satılması bile bizler için iyi. Dürüst olalım, biz bu cihazın lansmanına gittiğimizde fiyatı böyle 17-18 bin civarında bekliyorduk. Fakat Vivo bizleri şaşırtarak daha uygun bir fiyat etiketiyle karşımıza çıktı. Ne yazık ki hani ülkenin hali bu şekilde arkadaşlar. Hani biz artık 14 bin Türk lirasına ne kadar uygun fiyatlı deme durumuna geldik. Neden? Çünkü bakıyorsunuz piyasada arkadaşlar 40 bin liraya telefon satılıyor.
40 bin Türk lirası. Ve gerçek olan bir şey var. 40 bin liraya aldığınız telefon da bütün uygulamaları çalıştırabiliyor. Burada 14 bin liraya satılan Vivo V25 de bütün uygulamaları aynı şekilde akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Dolayısıyla aradaki fiyat farkını anlamlandırmak çok da mümkün olmayabilir. Evet, bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de yine elimize geldiğince sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.